Değerli izleyiciler, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Muharrem İnce'nin basın toplantısına çevireceğiz kameralarımızı. Cevabı beklenen soru belli. Muharrem İnce istifa edecek mi, etmeyecek mi? Mücadele etmiş insanlarla kol kola görüntüler vermişlerdir. Ortada ilke yoktur, değer yoktur, duruş yoktur, liyakat yoktur, emeğe saygı yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır. Ortada bir tabela vardır sadece. Şimdi kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, Amerika Birleşik Devletleri'nden demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim, yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaş oluyorsun? Anafartalarda, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıdır, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup başkan vekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da deyip mavi vatanı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum. Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitmeden önce İstanbul'u terk etti. İstanbul işgal altındaydı. İşgali kurtarmak için İstanbul'u terk etti. İstanbul ruhu, gönlü İstanbul'daydı. Ama İstanbul işgal edilince işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Yeni bir yola çıkıyoruz. Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek. Özgüveni yüksek. Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona girin kolumuza diyorum. Kibirsiz, sahici, saf, duru, mütevazi, şeffaf, hesap veren ve hesap soran bir siyaseti birlikte kuracağız. Umut olacağız Türkiye'ye, moral olacağız, çıkış yolu olacağız. Tek adam partisi değil, ortak aklın partisi olacağız. Türkiye sahipsiz değildir, memleketimize sahip çıkacağız. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ederim. Sorularınızı alayım. Buyurun. Muharrem Bey, diğer politikte sonuçta muhalefette bir ittifak arayışı içerisinde ifade ettiğiniz %51'i kurmak mümkün değil. Niyet olarak iyi niyetli olsanız da bu muhalefeti bölmek olarak yorumlanan ayrılık kararınız ve yeni bir parti kurma kararınız reel politik olarak nasıl bir karşılığı var? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İktidara bir şekilde hizmet etmiyor mu? Biz asla bunu diyenler önümüzdeki günlerde performansımızı görünce utanacaklar bunu söylediklerine. Biz sandığa milleti tıpış tıpış getirmeyeceğiz. Biz milleti sandığa koşa koşa getireceğiz. Bakın asla 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 olmayacak bir şeyi söyleyeyim mi size? Bunu söyleyenler yalancıdır. Bizim asla 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 işimiz olmayacak tek bir yer var, o da Cumhur İttifakı'dır. O kadar basit. Onun için biz 50+1'i alacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
Bu ülkeyi yöneteceğiz. Bu ülkeyi barıştıracağız. Bu ülkeyi büyüteceğiz. Yani insanları korkutacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanların yarısı Allah kahretsin başka şans yok deyip oy veriyor. Sonra da bunu bildikleri için bunu bak muhalefeti bölüyor. Yalan söylüyorsunuz. Bölme mölme yok. Bölme parlamenter sistemde. Bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilen herkes bunu bilir. İnsanları korkutarak tutmaya çalışıyorlar. Bak diyor bölmüyorum kardeşim. Bölmek için Cumhur İttifakı'nın yanına gitmek lazım. Oraya gitmediğimize göre ne bölmesiymiş bu? Allah kahretsin başka verecek yer yok. Onun için gidip CHP'ye oy veriyorum diyen insanlara bir seçenek sunuyoruz biz. Seçenek. Bölme falan yok. Türkiye'yi bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtaracağız. Partinin ismi ve ne zaman parti kuruluşuna ilişkin sürecin başlayacağını... Çok kısa sürede sizleri bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde parti meclisi salonumuzda yapacağız. İsim, logo hepsi hazır. Hepsi hazır ama onu ayaküstü açıklamamı beklemezsin herhalde. Yani sosyal medya hesaplarından tutun, patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. Ama onu biraz daha böyle tabii bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım. Efendim bir yol ayrımına gidiyoruz dediniz. CHP'den istifa ettiniz mi? Etmediyseniz ne zaman edeceksiniz? Bugün edeceğim. Şimdi hemen teknolojiyi kullanarak biraz sonra E-Devlet'ten istifa edeceğim. Bir de tabii sadece olmaz. 42 yıllık bir emek sonucunda sadece öyle iki tuşa basarak bu iş olmaz. Bunun bir gerekçesini de hafta içinde yazılı olarak göndereceğim. Gazetecisiniz değil mi? Evet, öyle. Yani vatandaşlar sonra sorarlar da buyurun. Sayın Özal'dan sizleri tanırsınız. Orası televizyonun kapanını tomarlayınca. Maske evet, olunca. Evet. Daha sonra iş bulamadık ve Beyaz TV'ye geçiş bulduk. Evet. Ancak mecliste size soru sorduğum zaman bana önden şu karşılığı vermiştim. Çok uzun bir süre. Ben Beyaz TV'nin adamlarına konuşmam demiştiniz. O geçiyor. Bugün de şöyle bir durum yaşadık biz burada. Bizim bir toplumumuz bulunmak istendiği yerden alındı ve arka tarafa bulunmuş. Ya bunun sebebi nedir? Ben bilmiyorum. Yani, ben geldim de muhatabı ben değilim. Çünkü gördünüz, gözünüzün önünde oldu. Arkadaşlar biri geliyor, öbürü gidiyor. Muhatabı ben değilim bu sorunun. Başka? Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden milletvekilleri HDP ile yakınlaşmaya ittifaka tepki gösterdiler. Sizin kuracağınız partinin HDP'ye bakış açısı nasıl olacak? Biz 83 milyonu kucaklayan bir parti olacağız. İlkeleri olan, duruşu olan, omurgası olan, beli plastikten yapılmayan, millete doğruları söyleyen, herkesi kucaklayan ama ilkelerinden asla taviz vermeyen, yani biz şöyle bir parti olacağız. Yani biz görüşürsek birileriyle, kiminle görüşürsek, hangi siyasi partiyle görüşürsek, hepsine eşit mesafede davranacağız. Basın toplantısı yaparken biriyle yapıp öbürüyle kaçmayacağız. Anlatabildim mi? Kaçmayacağız. Ya yapmayacağız ya görüşmeyeceğiz. Görüşürsek de milletin önünde olacak her şey. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda görüştüğü milletvekilleri var mı? Zira 3 milletvekili istifasının ardından yeni istifaların da gelebileceği belirtiliyor. Bu konuyla ilişkin... Evet, istifa eden 3 milletvekili arkadaşımız memleket hareketine katılmışlardır. Partileşme sürecinde katkıları sürüyor arkadaşlarımızın da. Şu anda partinin adını kurmadan İyi Parti'den sonra grubu gruptaki en çok milletvekili olan siyasi parti biz olacağız. Bu başlangıç. Buyurun. Zaman içinde zamana bırakalım bunu olur mu? Bunu zamana bırakalım. Evet. Efendim, sizin hareketinizde yanınızda yer alan Emniyet İstihbarat Komandosu Ali Türkçe'nin de kuracağınız partide yer almayacağı yönünde basında haberler çıktı. Neler söylemek istersiniz? Valla bunu nereden uydurdunuz bilmiyorum. Ben kendisiyle dün akşam Zoom üzerinden logoyla ilgili bir şeyimiz vardı. Kendisiyle herhalde bir buçuk saat falan sohbet ettim daha dün.
logomuzu tartıştık. Ali Bey'le. Yeterli midir size? Buyurun. 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm organlarıyla büyük bir kampanya sonucunda seçimi kaybettiniz. Evet. Şimdi az önce siz de belirttiğiniz 2,5 yıllık bir süre var yeni Cumhurbaşkanlığı seçimi için. Bu kadar kısa sürede daha henüz kurulmamış bir partiyle %50 artı birlik hedefi ne kadar gerçekleştiriyorsunuz? Çok gerçekçidir. Türkiye tarihine ve dünyaya da baktığınızda bu mümkündür. Yani 3 ay içinde olmayacak her seçimde bu mümkündür. Bunu başaracağız, bunu göreceksiniz. Bakın hep şöyle olmuştur siyasi partilerin geçmişine baktığınızda. Demokrat Parti'de öyle olmuştur, Anavatan Partisi'nde öyle olmuştur, AKP'de öyle olmuştur. Başka ülkelere de baktığınızda yeter ki ilkeli duruşu olan, omurgası olan, yenilikçi, özgürlükçü ve birlikte siyaset yapacağım arkadaşlarımın da hepsi elini taşın altına soktular. Büyük çoğunluğu daha önce siyaset yapmamış ama siyasette tecrübeli arkadaşlarımız da var. Önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde en az 60 ilde örgütleneceğiz. Çok kısa süre içerisinde. Yani bu yaz ortasında 60 ilde örgütleniriz. Efendim bu sorunun devam niteliğinde yine real politik ve aritmetik açısından bakınca Erdoğan karşısındaki adayın %51 alabilmesi bakımından muhalefetin sizin dışınızda hiç aday göstermemesi gerekiyor. Muhalefet partilerinin böyle bir şeyi nasıl kabul edeceğini bakın, düşünüyorsunuz? Bakın yine bir matematik sorunu var burada. Bir tek adayla yarışmak katılımı düşürür. Bakın 14 parti bir araya geldi. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu aday gösterdi. Seçimlere katılım yüzde kaç oldu? %74. Peki Muharrem İnce CHP'nin adayı. Meral Akşener İYİ Parti'nin adayı. Selahattin Demirtaş HDP'nin adayı. Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi'nin adayı. Birden çok aday olduğunda katılım kaç oldu? %84. 10 puan arttı. Dolayısıyla birinci turda herkes adayını çıkarmalıdır, yarışmalıdır. Bak milletin huzurunda söz veriyorum. Eğer CHP'nin adayı, İYİ Parti'nin adayı, Erdoğan karşısındaki herhangi bir aday en yüksek oyu alırsa ikinci turda onu destekleriz. Ne var ki bunda? Ne var ki bunda? Yani bölüyor diyenler korkuyorlar onun için. Neden korkuyorlar? Tahtları sallanacak diye, koltukları sallanacak diye. Bölme bölme yok kardeşim. Gel yarışalım hep birlikte. Hazine parası senin olsun. Binalar senin olsun. Biz kendi emeğimizle, gücümüzle çalışacağız, uğraşacağız. İkinci tura Erdoğan karşısında sen kalırsan seni de destekleyeceğiz. Bu kadar basit. Ne bölmesiymiş? Son soru. Biz bakın siyasete şöyle başlanmaz. Siyasete dostlarımızla iktidar olacağız diye başlanmaz. Siyasete başlarken ben tek başıma 50 artı 1'i alacağım. Bu parti bunun için kurulur. Parti böyle yola çıkar. Ama seçime yakın görürsün. Külahını koyarsın önüne. Düşünürsün. Bakarsın ki olmuyor. O zaman ittifak kurarsın. İttifaklar bugünün işi değildir. İttifaklar seçim sattım halinin işidir. Biz Cumhur İttifakı'na asla desteklemeyeceğiz. Gerisini zaman gösterir. Çok teşekkür ederim bilginiz için. Size bir şey ikram edemedik, kusura bakmayın. Artık genel merkezde. Çok teşekkürler, sağ olun.